Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça Dersi 10. Sınıf El-Vahdetu 2. 2. Bölüm Sayfa 13-14 olabilir elinizdeki kitaba göre. El-Usratu ve Tevessuku. Usra aile demek, tevessuk alışveriş manasına gelmektedir. El-Dersul Evvelu 1. ders nedir? El-Usratu vel-Egaribu. Usra aile, egarip akrabalar, yakınlar manasına gelmektedir. Eddersu tabi eliflamlıdır, el evvelü de eliflamlıdır. Buna göre el evvelü eddersu kelimesinin sıfatı olmaktadır. Üzkür, zikret, emri hazırdır. Zekara yezkürü, birinci baptan gelmektedir. Birinci babın emri hazırdır. Üzkür, zikret, bahset yani anlat. Kim? Sen bahset demek istiyor. Yazıda sen manasında bir kelime, bir harf, herhangi bir şey var mı? Yok. Öyleyse sen manasına gelen kelime nerede diye aklınıza gelmiş olabilir. Üzkür ente. Ente sen demektir. Sen zikret, sen bahset, anlat manasına gelir. Ente burada gizli bir zamirdir. Bu zamire yani müstetir denilmektedir. Müstetir gizli zamir manasına gelir. Üzkür, zikret, kim? Ente, sen zikret. Fail, ente oldu. Öyleyse bazı kelimesinin mef'ul olması gerekir. Bu yüzden dat harfine fetha vereceğiz. Görüldüğü üzere bazı harflere hareket verilmemiştir. Bizim kendimiz onu bulmamız istenmiştir. Üzkür, ente, sen zikret. Bazı egaribike, akrabalarının bir kısmından, akrabaların bazısından bahset, onları anlat. Bazı burada neymiş? Mef'ul. Bazı aynı zamanda muzaftır. Bu yüzden egari bi. Ba esreyle bitmiştir. Egarip kelimenin aslı cimri mükesser. Kef ardından gelen kef zamirdir. Bitişmiştir sonradan. Kelimenin aslından değil yani. Buna göre egari bi. Neden ba'da esre var? Egari bi. Çünkü sağındaki bazı kelimesi muzaftır. Egarip muzafın ileyhtir. Egarib kelime olarak aynı zamanda muzaftır. Ardından gelen ke muzafun ileh'tir. Şimdi niye ke diyoruz da ki yani esreli okumuyoruz? Çünkü zamirler mebnidir. Mebnilerde mahallen irab alır. Yani yazı ile bunu göremeyiz. Gözümüzde göremeyiz. Var olduğunu varsayarız. Bu yüzden ke zamirine deriz ki mahallen mecrurdur. Ve ardından mihenehum. Mihen kelimesi, mihenetün kelimesi ve mihenun. Burada mihenun cemi mükesserdir. Mihen. Müstedi nedir? Mihenetün. Mihenetün. Müfret cemi mükesseri. Burada olduğu gibi mihenundur. Mihen kelimesinin hemen sağında vav atıf harfidir. Eğer buradaki mihen kelimesini barza, yani üskür barza mihenihim şeklinde de atfedebiliriz. Buna göre üskür zikret ente sen. Nereden bahset mesela? Neyi zikret? Bazı mihenihim. Onların yani akrabalarının bir kısmının mesleklerinden bahset. Mihen kelimesi işler, meslekler manasına gelmektedir. Yaptığı iş. Temhit, giriş, ön hazırlık manasını verebiliriz. Suratu ekaribi. Akrabalarımın sureti yani resmi. Konu bu diyebiliriz. Resimdir suret. Egarip, az önce geçmişti, akrabalar cimim keserdir. Ardından gelen ya, kelimenin aslından değildir. Mütekellim yası yani benim kendi akrabalarımın resmi manasına gelmekte. Burada şimdi bir diyalog var. Yani karşılıklı konuşma var. Birisi Murat, diğeri Semir olmak üzere iki kişi arasında geçen bir konuşma yer almaktadır. Murat şöyle der. Hazihi bu, hiye o nedir? Suratun bir resimdir. Üsrati, ailemin resmidir. Benim ailemin resmidir. Ma'al ekaribi, akrabalarım ile birlikte ailemi içeren bir resimdir bu, diyor. Resmi gösteriyor. Ma'al burada yine muzaf olduğundan zarftır. Ekaribi, ba esrilidir. Cemim keser, mecrur durumda. Semir şöyle der. Üsratun mahbubetun. Üsratun bir aile, öyle aile ki mahbubetun sevimli, güzel, iyi bir aile. Üsratın mevsuf, mahbube sıfat olmaktadır. Murat şöyle der, şükran, teşekkür ederim. Kema tüşahidü, işte gördüğün gibi, şahit olduğun gibi. Ene ben,
El veledül vahidu. Ben neyim? El veledül vahidu fil usrati. Ben ailedeki tek çocuğum der. Semir izen o halde leyse leke senin için yoktur. Leyse olmadı, değildir, yoktur manasına gelir. Leke senin. Senin yoktur, ne yoktur senin? İhvetun ve ehavatun. Senin ihvetin de yok, ehavatın da yok. Bunlar ne demek? İhvetun kelimesi ehun kelimesinin çoğulu yani cemi mükesseridir. İhve kelimesi. Ehun, ehani, ihvetun. Cemi mükesserdir. Erkek kardeş manasına gelir. İhvetün cemi olduğu için erkek kardeşler manasına gelir. Tabi aynı manada bir de ihvanun, ihvan kelimesi vardır. O da cemidir. Yine ehun kelimesinin cemisi. Bunlar cemidir. Erkek kardeşler manasına gelir dedik. Bir de ehavat. Senin ehavat da yok. Ehavat da uhtun kelimesinin cemi mükesseridir. Kız kardeşler manasına gelir. Cemi mükesser, cemi teksir, kırık çoğul, cumu'u teksir gibi isimler verilmekte. Murat şöyle devam eder. Naam, evet. Ve hâdâ bu ebi babamdır. İsmuhu, onun ismi nedir? Halidun, Halit'tir. Onun ismi Halit'tir. Müpteda haber oldu. Semir ve o davilun. Cidden. Gerçekten de uzun boylu bir adammış. Murat, naam, evet. Ve hazihi, şu ümmi, benim annemdir. Tabi burada dikkat çekilecek noktalar var. Haza ebi, hazihi ümmi. Neden burada hazihi demiş, haza dememiş? Veya burada niye hazihi dememiş de haza demiş? Bunlar hep bilinmesi gereken şeyler. Çünkü işaret ettiği şey haza bu şu o manalarına gelir. Esasen zamir değildir. Direkt o denilmez olsa da Türkçe çeviride ne diyelim uyumluluk olması bakımından yer yer o manası da verilmektedir. Türkçe'ye yakıştırma babından. Şimdi ebi yani babam diyor. Baba erkek olduğundan haza kullanılmış. Buna göre erkekler için haza işaret ederken haza deriz. Ümmi anne yani nedir? Bir kadındır. Kadınlara da hitap ederken o bu şu diye uzaktaki birisini gösterirken hazihi kullanılır. Haza kullanılmaz. İsmuha onun ismi hangi o? Onun derken ha zamiri ümmiye yani anneye dönmektedir. Ona racidir. Onu kastetmektedir. Bir zamir ha kullanılmıştır. Yukarıda ismi hu kullanılmış da ha kullanılmamıştır. Çünkü hu zamiri ebiye yani babaya gitmektedir. Diğer bir yani ile erkeğe gitmektedir. Müzekkerler için, müzekker yani erkek için hu zamiri kullanılıyor. Nisbetten bahsediyoruz. Ha zamiri de müennes için kullanılmaktadır. Bu yüzden hu, ha farklı farklı kullanılmış. İsmuha annemin adı Şeyma'dır. Şeyma u diye hareketlendirilir. Şeyma un diye çift ötre yani tenvin verilmez. Çünkü nedir bu kelime? Gayri musariftir. Gayri musarif demek tenvini ve cerri kabul etmeyen kelime demektir. Bu yüzden kendisine tenvin veremeyiz yani. Şeyma un olmaz. Un yok yani bir ekmek unu gibi un değil burası. Sadece u. Gayri musarif dedik. Neden gayri musarif? Gayri musarif olması için gerekçeler var yani. Gayri musarif olduğunu nereden bilebiliriz ki? Önümüze gelene gayri musarif veya değil neye göre belirliyoruz? Gayri musarif oluşun illetleri yani sebepleri, gerekçeleri vardır. Buradaki gerekçe kelimenin sonundaki elif-i memdudedir. Elif-i memdude olduğundan dolayı bu kelime gayri musariftir dedik. Tabi gayrimusarif konusunu ilahiyat, ön lisans, Arapça derslerimizde de işlemiştik. Yani konuyla ilgili geniş bilgi isteyenler o videoya bakabilir. Hiye, o. Şimdi ne dedi? Hiye dedi. Oysa az yukarıda hüve demişti. Baba için yani erkek için hüve zamiri kullanılırken bayanlar, işte anne örnek bayan, onun için hiye zamiri kullanılmaktadır. Müderri ise tün. Hiye annem, hiye o yani annesini kastediyor. Şeyma nedir? Müderris tün müderristir. Öğretmendir. Haber oldu burası. Hiye mübteda, müderris haberdir. Müderristir yani öğretmendir ama nasıl bir öğretmenden bahsediyoruz? Mütekaidetun emekli.
Emekli öğretmendir. Buradaki mutakaid kelimesi sıfattır. Neyin sıfatı? Müderris kelimesinin sıfatı olmaktadır. Yine dikkat çeken bir nokta. Hiye zamirinden sonra gelen kelime T ile bitmiştir. Oysa yukarıda hüve zamirinden sonra gelen kelime de T yoktur. Direkt davilün diye bitmiştir. Çünkü hüve zamiri müzekkerdir, müptedadır. Davilün haberdir. Daviletun desek müptedâ haber arasında cinsiyet uyumu, yani müzekkerin önnesi uyumu yakalanmamış olurdu, uyum gerçekleşmemiş olurdu. Dolayısıyla yazım hatası olurdu. Bu yüzden müzekker zamire müzekker bir kelime gelmiştir. Burada da hiye müennestir. Bu yüzden ardına gelen kelime yani haberi müennes olarak yazılmıştır. Müderris kelimesinin müennes olduğunu sonundaki kapalı t'lerden anlamaktayız. Kapalı t'nin gramerdeki adı merbutadır. Sa'i merbuta. Semir şöyle devam eder. Ve men kim? Hadani er raculani. Şu iki adam kimdir? İki adam resimde gösteriyor. Bunlar kim diye soruyor. Murat er raculun nahifu. Nahif olan adam ve o ceddi. Benim dedemdir. Buradaki nahif yaşlı, bitkin, zayıf manası. Emmer raculu diğer adama gelince öyle adam ki o el-bedînû sıfat. Bedin yani şişman olan adam ise sehve o nedir? Ehuhu onun kardeşidir. Tabi er-racul adam öyle adam ki en-nahif sıfat oldu. Sıfat olduğu için şeye ötreyi verdik. Yani bundaki harekeyi neye göre belirledik? Sıfat olduğunu fark ettik. Tabi sıfat mevsuf neye göre belirleniyor? Bu da ayrı bir dil konusu. Burada dil işlenmemiş, parça işlendiği için ben kısaca değiniyorum. Elbette merak edenler sıfat mevsuf adlı videomuza bakabilirler. Aynı şekilde er-racul mevsuf yani sıfatlanan kelime el-bedîn sıfattır. Bu yüzden nu'nu ötreyle okudum. Fehüve o nedir mübteda? Ehuhu onun kardeşidir. Ehu kelimesi yani eski yazılmış olan gramer kitaplarında Esma-i Sitte Mu'telle diye adlandırılan yani altı illetli isim diye adlandırılan gruba ait bir kelimedir. Ehu kelimesi. Günümüzde ise Türkçe yazılan kitaplarda daha çok beş illetli isim diye bir başlık atılır. Altında da bu kelime yine yer almaktadır. Yani o gruba ait bir kelimedir. Rafali vav'dır. Ehu da olduğu gibi. Burada da haber olduğundan vav ile yazılmıştır. Merfudur yani. Neyle merfu? Vav'ın varlığı ile. Ha'daki öteyle değil. Ehu bununla birlikte muzaftır. Hu muzafın ilektir. Hu zamiri nereye gidiyor? Dedesine gidiyor. Yani dedesinin kardeşidir. Semih şöyle der. Men kimdir? Ha tani el mer'atani. Şu iki bayan, şu iki kadın kimdir? Murat şöyle cevap verir. Hazihi bu El ammetu Meryem'u. Amme kelimesi hala manasına gelmektedir. Yani hala Meryem'dir değil. Halam olan kişi işte. Halam Meryem'dir. Meryem'u diye okuyoruz yine. Meryem biliyorsunuz gayri mustariptir. Resimde gösteriyor. Şu halam Meryem. Ve hazil ammetu. İşte şu halam da Zübeyde. Şu da halam Zübeyde'dir. Bu da halam Meryem'dir diye göstermiştir. Semir ve men haulâi. Peki şunlar kim? Onlar kim? Haulâi şunlar onlar manasına gelmektedir. Murat haza şu hali benim halimdir. Tabii halim derken hal ne demek? Halün dayı manasına gelir. Dayım Orhan'dır. Orhan. Ve hazihil ammu ve hazel ammu pardon. Şu da amcam Mustafa'dır. Ammu amca demektir. Ammun amca, ammetun hala manasında. Ve hazil haletu şu da teyzem ne yazmışlar? Nermin. Şu da Nermin teyzemdir. Yani haletun ne olur? Teyze olur. El haletu teyze. Ve hazi şu da Leyla es-sagirati. Ve hazihi Leyla es-sagira şu da küçük Leyla'dır. Ve hiye o Leyla nedir?
Bintul ammi Mustafa. Mustafa amcamın kızıdır. Semir şöyle devam eder. Yebdu ennaha asabiyetun. Akrabalık bağından bahseder. Murat da la hayır. Bilakis tam zıttına hiye o. Ehlamine sükker şeker manasına geldiğini ifade edelim. Ecib cevap ver anil es'ileti sorulardan sualen es ile cemii mükesserdir yine çoğul sorulara cevap ver. Öyle sorular ki el atiyeti gelen yani hasebil hivari geçen parçada geçen sorulara parçayla alakalı daha doğrusu aşağıda yer alıp parçaya göre onlara cevap ver. Aşağıda yer alan sorulara hasep göre demek. Hivar parça. Parçaya göre aşağıda yer alan sorulara cevap ver. Hel Murad Difli El Vahid fil Üsrati. Tabii şu var, bu soruların cevapları elimizde mevcut. Yani ne yazılması gerekiyor? Şu an görmektesiniz. Naam, huve ed-diflul vahidu fil usrati. Evet, o aileden bahsediyor. Çocuk olduğundan, tek çocuk olduğundan bahsediyor. İkinci sorunun cevabı, hiye müderrisetun mütegaidetun huma Meryemu ve Zübeydetu hiye bintu ammi Mustafa şeklinde cevaplar yer almakta. Unzur ila şecaratil aileti, aile ağacına bak ve ikra ve oku el cümele cümleleri ednahu aşağı doğru okumaya devam et. Mer burada yazmışlar. Remziye kadın ismi yazılmış. Hüsnü Nesrin Mahmut Ali Züleyha Halit Nuriye Cemil Fatıma Aişe Rifat Rıfat Kevser, Zeynep, Halil, Ömer, Zehra, Kemal olarak isimler yazılmıştır. Hâdâ şu ceddi benim dedem Hüsni. Hüsnü diye okuyorum. Yani Türkçe'de Hüsnü diye isim var. Şu benim dedem Hüsnü'dür. Hüve o fellâhın. Fellâh çiftçi demek sanırım. O çiftçidir. Ya'işu yaşar kim? Hüve o. Hüsnü dedem yaşar. Ma'a zevcetihi eşiyle birlikte fil gareti köyde. Hazihi şu da ceddeti ninemdir. İsmuha onun ismi nedir? Remziye'dir haber. Hiye rabbetu beytin. Evin hanımıdır. Evin terbiye edicisi rolündedir. Hadihi şu suratu aileti. Ailemin resmidir şu. Hadihi şu zevceti eşimin eşimdir yani daha doğrusu. Şu işim eşimdir. Eş yani erkek şu an konuşuyoruz. Zevceti diyerek bir kadından bahsetmekte. Hazihi'den de belli zaten. Hazihi bir bayan için kullanılır. Haza erkek için kullanılır. Daha önce söylemiştik. Bir erkek hitap ediyor şu anda. Diyor ki Hazihi zevceti şu benim yani karımdır diyor. Eşimdir diyor. İsmiha onun ismi Züleyhetü Züleyha'dır. Hiyo mümerrizatun mesleğinden bahsetmiş. Hatanil bintani sagiratani. Hatanil bintani demek şu iki kız. Öyle kız ki sagiratani şu iki küçük kız. İsmahuma o iki küçük kızın ismi nedir? Kevser ve Zeynep'tir. İsmahuma. İsmin ismani Esma diye gelir zaten cemisi. Cemi mükesser olarak. Burada İsma Huma diye yazılmış. Çünkü isim kelimesinin tesnisi burada aslında tesniyedir şu anda. İsmani. Tesniye nunu vardı ama düştü. Yani yazılı değil artık. Yazıda yeri yok. Silmişler. Silmek gerekiyor. Yazıda yer vermemek gerekiyor. Neden? Çünkü tesniyedir. Tesniyelerde muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi yazılmaz. Yazıdan düşer. Bu yüzden ismahuma olmuş da ismani huma olmamıştır. Niye olmamış? Çünkü isma kelimesi tesniyedir. Tesniye kelimeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi yazılmaz. Sebep bu. Huma da muzafın ileyh olur. Ta'işu yaşıyor
Üsrati benim ailem. Fi beytin bir evde. Öyle ev ki kebirin. Büyük bir evde. Kebir burada sıfat oldu. Büyük bir evde yaşıyor ailem. Nerede? Bir Ankara'da. Ankara'da. Alen isimdir, gayrimusarriftir. Ankara'da büyük bir evde ailem yaşıyor. Haza şu ebi benim babamdır. İsmuhu Mahmud. Hüve o ya'melu çalışıyor fil mesnai. Ve hadi şu ümmi annemdir. Hiye rabbetü beytin. Diye devam ediyor. Bunların hepsini okumaya gerek var mı yok mu çok da emin değilim açıkçası. Geçtim birazcık atladık. Hazi şu uhti benim kız kardeşim Fatımetu Fatma'dır ve ismi zevciha Cemilün ve onun eşinin yani kocasının ismi Cemilün Cemil'dir haber. Uhti benim kız kardeşim Vazzafetun çalışıyor ve zevcuha ve onun da eşi Hazan biri uhtiye kız kardeşine gitti. Muvazzaf. Birisi muvazzaf, diğeri muvazzafedir. Lehuma o ikisi için vardır ne bintu sagiratin küçük bir kız vardır. Hiye o yani ikisi de çalışıyordu. Hiye o nedir? Dalibetun öğrencidir. Kızlarından bahsediyorum. Nerede? Fil iptidaiyeti. Birinci sınıf diyebiliriz yani. Daha yeni başlamış. Ondan bahsediyor. Yuhibbu tiflul ek kesiran veya diğerlerinde okuyabiliriz. Hadihi şu uhti benim kız kardeşim Aişetu Ayşe'dir. Hiye o Rabbetu Beytin. Evin nesi olur? Sahibi olur. Başka ev kadını, ev hanımı olur. Bu iki şekilde de mana verebiliriz. Za koy. Kim ente sen? Fail. Ne koy? Alamete meful oldu. Şu işareti koy. Nereye? Emamel cümleti sahihati. Doğru cümlenin önüne bu işareti koy diyor. Müsta'inen faydalanarak, yardım alarak bil malumati a'lahu. Yukarıda geçen bilgilerden faydalanarak, onlara bakarak, onlardan yardım alarak doğru cümle hangisi ise onun yanına bir işaret koy denilmiştir. Usratu Ali'yin kebiratun. Evet, Ali'den bahsedilmiş mesela. Nerede var? Ali'yün Ammi Ömer demiş. Evet, burası. Yani kısacası şu an videoyu durdurup bunları ona göre doğru yerleri işaretleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Uktup yaz. Kim enti sen yaz. Ne yaz? Fikrate. Müsta'inen. Fıkraten bir fıkra yazılıyor. Müsta'inen bir es iletil atiyeti. Yukarıdaki sorulardan faydalanarak bir fıkra da sen yaz. Yukarıdaki bir atiye gelen demek. Aşağıda gelen. Şunlar men ente. Şu bilgileri içeren bir fıkra yazılıyor. İşte ene ben kimim? Aliyün Aliyim. İşte e'işu yaşıyorum fi Ankara gibi hikaye yazılması istenmiş. Hayal gücüne bırakalım esasen. Za koy el kelimati za koy kim ente sen koy fail meful lazım el kelimati diye okuyoruz çünkü cem-i önne salimdir cem-i önne salimlerin nasb hali esreyledir bu yüzden el kelimati el münasibeti bu da sıfattır ama el münasibeti diye okunmaz bu sefer el münasibe te diye okuyacağız çünkü kelimat kelimesinin sıfatıdır. Yani el kelimat mevsuf, el münasibe sıfattır. Sıfat olduğundan münasip kelimesi sağda yer alan el kelimat kelimesine uygun harekelenmesi, irablanması gerekir. El kelimati esra aldı, bunu da esre yapayım diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü el kelimat her ne kadar esra almış olsa da fetha makamındadır o esra. Çünkü nasb konumunda bu kelime. Bunun nasb esre de olur, fetha hiçbir zaman almaz. Madem ki mensup konumundadır, sağdaki kelime olan en münasibe fethayı veririz. Buna niye esre vermiyoruz? Buna da esre verelim. Olmuyor. Çünkü sıfattır. Sıfat mensufuna tabidir. Mensufu el kelimat tabidir. Tamam. Mensufu esre aldı. Bu da alsın. Mensufu esreyi fetha makamında aldı. Yani bunun esresi zaten fetha yerindedir. Bu yüzden.
kelimeleri koy. Fil feragati boşluklara el atiyet aşağıda yer alan, aşağıda gelen uygun kelimeleri seçin demiş. El ehavani. Ehavan nedir? Tesniye bir kelimedir. Öyleyse tesniye bir kelimeydir. O da nedir? Musafirun müfrettir. Musafiretun de müfrettir ama nedir? Müennestir. Oysa burası müzekkerdir. Musafirani tesniyedir. Doğru şık kesinlikle B'dir. Tabi bunların da cevapları elimizde mevcut. Burada yapmanız gereken şey videoyu durdurup hemen not almanızdır. Tabi işin şu kısmı da var. Hani ışıklar doğru da niye ışıklar doğru? Öyle bir şey de söz konusu. El-uhtani nedir bu kelime? Tesniye midir? Evet. Esra'yı nun ile bitmiş. Öyleyse o da nedir? Nacihetan olması gerekir. Diğerleri tesniye değil. El-ammu ammu kelimesi muvazzafani olmaz. Tesniye değil çünkü am kelimesi. Muvazzafani yani elif şıkkı olamaz. B şıkkı olur mu? B şıkkı müfrettir. Doğru. Am kelimesi de müfret. Ama B şıkkı müennestir. Sonunda kapalı bir T var. Am kelimesi ise müzekkerdir. Uyumlu değil. Bu yüzden muvazzafun hem müfrettir hem de müzekkerdir. Doğru şık o yüzden o olmakta. El ceddetani nedir? Tesniyedir. Ama eliften önce T var. Bu da onun müennes olduğunu göstermektedir. Öyleyse tesniye müennes olan bir kelimenin seçilmesi gerekir. Tesniye ve müennes. Nedir? Elif şıkkı olur mu? Tesniyedir ama eliften önce T yoktur. Bu onun müennes olmadığını gösterir. Elif ile eliften sonraki harf arasına T girmesi gerekir. En baştaki T'ye bakmayın yani o değil. Elif'in hemen sağında yer almalı. B şıkkına baktığımızda Elif'in hemen sağında nun var. Yine T yok. Öyleyse bu da müennes değil. Cim şıkkı Elif'in hemen sağında T var. Öyleyse bu müennestir. Müennesi bulduk bir. İkincisi bu kelime tesniyedir. Elif nun ile bitmiştir. Buradaki ceddetan da Elif nun ile bitmişti. Bu yüzden doğru şık bu olur. Yani doğru şık neden doğru? Onu da bilmek gerekiyor. Ammi askeriyun. Ama nasıl bir asker? Şimdi işin o kısmı geliyor. Mütekaidun mu? Yani Elif olabilir mi? Ya da B mi olur? B olamaz tesniye. Cim olabilir mi? Cim de olamaz. Yuvarlak T ile bitti. Bu da onun tesniye olduğunu, müennes olduğunu gösterir. Şu ana dek müenneslik alameti olarak 1. Elif'ten hemen önce T'nin gelmiş olması. 2. Kelimenin yuvarlak T ile bitmiş olmasını gördük. Bu iki durumda kelime ne oluyor? Müennes oluyor. Ama buradaki kelime müennes değil. Öyleyse bize müennes olmayan bir kelime lazım. Aynı zamanda tesniye de değil. Tesniye olmadığı için B şıkkı gider. Bu kelime müzekkerdir, müennes değildir. Bu yüzden cim gider. Çünkü cim müennes idi. B tesniye idi. Bu kelime tesniye de değil, müennes de değil. İki şıkkı elediğimiz zaman elif şıkkının olması zaten kaçınılmazdır. Ecip cevap ver. Kim? Ente. Sen var. Neden? Anil es'ileti sorulardan. Öyle sorular ki el atiyeti aşağıda geliyor. Onlara cevap ver. Neye göre cevap ver? Hasebi rumuz demiş. İşaretlere göre cevap ver. Şimdi burada sorular var ve soruların cevapları elimizde olduğunu zaten söylemiştik. Buradan doğru şıkları işaretlemeniz faydalı olacaktır. Tekrar geldik. Hel validuke. Yani ki okuyamaz mıyım? Ki de okurum. Burada bir bayana hitap edilmiş ise ki okunur. Erkeğe hitap edilmiş ise ke okunur. Her iki durumda da fark etmez. Mana aynı. Sonuçta sen. Senin baban. Hel mi demektir. Soru edatımız. Hel mi ne mi? Validuke. Senin baban. Galigun. Yani tedirgin midir? Endişeli midir? Senin baban endişeli mi? Tedirgin mi? Bu sorulmuştur. Yani cevapları zaten görmüştünüz az önce. Bu değil gerçi. Doğru cevaplar burada yer almaktaydı. Naam, evet. Hı ve o yani babam galigun endişelidir şeklinde. Her birinin cevabı var. Geçtik. İstebdil el cümele. İstebdil emri hazır yine. Ente fail aynı şekilde. Sen tebdil et yani değiştir el cümle cümleleri değiştir. El atiyete aşağıda yer alan cümleleri. El atiye el cümlenin sıfatı burada. El cümel
çoğul bir kelimedir. El-atiye çoğul değildir. Cümel gayr akıl bir cemi olduğundan müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden el-atiye müfret ve müennes gelmiştir. Tamam. Aşağıda yer alan cümleleri değiştir. İyi de neyle değiştir? Bima o şey ile ki beynel kavseyni. İki kavs arasında yer alıyor. Yani iki ok. Pardon. İki parantez. Ok diyorum. İki parantez arasında yer alan kelimelerden. Ne gibi? Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Örnekte yer aldığı gibi yapın denilmiş. Burada beyin muzaf olduğundan tesniye ne olmuştur? Kavseyni. Bundan önce ya gelmiştir. Aslında neydi bu? Gavsani. Rafali Gavsani. Nas ve celi Gavseyni. Bu yüzden ya ile yazılmış bir tesniyedir. Cevapları yine vardı. Yani görülebiliyor mu? Şu an görülemiyor sanırım. Görülebilmesi için çabalıyoruz. Değerli arkadaşlar. Hazihi ümmi ismu ha Aişetu. Haza ahi ismu Hasan. Hazi uhti ismu ha Fatimetun diye devam etmekte. Tabii cevapları almak yeterli değil yani. Cevap neden o? Cevabın neden o olduğunu bilmek de gerekiyor. Şimdi burada ismi işaretler üzerine durulduğu açık. Haza neydi? Müzekker yani erkekler için kullanılan bir ismi işaretti. İsmi işaret. İki arkadaş yan yana duruyorsunuz. Uzaktan birisi geçiyor. Elinizi uzatıyorsunuz. İşte şu adamdan bahsediyordum diyorsunuz. Yani işaret ediyorsunuz. Bir örnek olarak bunu anlatayım dedim mantık olarak. İşaret ettiğiniz bir şey. Yani adam olmayabilir de şu bilgisayar, şu araba, şu evden bahsediyorum diye işaret ettiğiniz herhangi bir şeye yani ona yarayan edatlara isim işaret demek. Haza bu kimdir? Ebi benim babamdır. Haza müzekker yani erkekler için kullanılıyordu. Bayanlar için ne kullanılıyordu? Daha önce söylemiştik. Hazihi kullanılıyor demiştik. Haza erkekler için. Hazihi kadınlar için. Bu bilgiyi bilmek gerekiyor. Haza ebi şu benim babamdır. İsmuhu onun ismi nedir? Halidun Halit'tir. Bir de zamirler vardı. Zamirlerde hu müzekker yani erkekler için kullanılıyordu. Bayanlardan bahsedeceksek ha zamirini kullanıyorduk. Buna göre ebi yerine ümmi yazsam ebi yerine ümmi yazsam haza ne olur? Hazihi olur. Çünkü ümmi yani anne nedir? Kadındır. Buraya kadın getirildiği zaman hazayı da kadına uygun yapmamız gerekir ki o da neydi? Hazihi. Yani ebi yerine ümmi getirdik. Fark etmez. Buraya teyze getir, hala getir, kız kardeşin getir. Bir bayandan bahsediyorsak hazihi olacak. Bir erkekten bahsediyorsak baba olur, erkek kardeş olur, dede olur. Fark etmez. Erkekten bahsediyorsak haza olacak. İsmi hu yine erkekler için kullanılan bir zamirdi. Kadınlardan bahsedeceksek ha zamiri olmalıydı. Buna göre ümmiyi buraya yazarsam hazihi olur. Buraya da Aişetü yazarsam ismuha olur. Sanırım anlaşıldı. Bakıyoruz. Evet. Hazihi ümmi ismuha Aişetü. Haza ahi ismuhu Hasan. Hazihi ihti ismuha. Yani şunu da diyebiliriz. Eğer hazihi diye yazacaksanız ismuha yazmanız gerekir. Yani ha'yı kullanman gerekir. Haza yazacaksak bu sefer zamirde hu kullanılır. Ha kullanılmaz. Tekrar. Hazihi ismi işaretini kullandıysak zamir kısmına ha'yı kullanırız. Hazayı kullandıysak zamir kısmına hu'yu kullanırız. Bunlar hep denk giderler. Doğru şıklar da verildi. İşin mantığı da anlatıldı. Öyleyse devam ediyoruz. Eddersus sani ikinci ders olarak yazılmış. Fissuk çarşıda geçen bir olaydan bahsediliyor. Burada bırakıyoruz. Önümüz ders artık buradan devam ederiz inşallah.